merhaba. Merhabalar abicim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi Eren Bey, sizin farklı bir ticaret kolunuz vardı. Evet, aynen. Oradaki daralmadan dolayı artık bir sektöre giriş hikayeniz var. Çok kısa önce bir şahsınızı tanıtalım ve sektöre nasıl başladınız? 91 doğumluyum. Erzurum doğumluyum, merkez. Farklı bir sektördeydik. Aynen sonra buraya başladık. Yani sektördeki bizim kendi sektörümüzdeki daralmayı görünce bu sektöre uzandık. Ama siz de gidiyordunuz tabii kafelere, gözlemler tabii yapıyordunuz. Tabii ki, yani fiyat politikaları bizi mesela çok şey yapıyordu. 6 lira çay vesaire vesaire böyle. Evet. O yüzden öğrenciye hitap etmek için daha uygun olsun, insanlar yesin, içsin, oturabilsin, zaman geçirebilsin diye. Daha keyifli bir ortam olsun diye bu sektöre girdiniz. Aynen. 10 ay oldu değil mi? Aynen. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Hızlı geçti yani. İlk ayımızdan bu yana sürekli bir artış var. Arz talep bayağı, evet. Çok şükür. Evet. Her şey bakalım iyi. Aynen, çok şükür. Şu an sıkıntı yok. Neredeyiz biz şu anda Erzurum'un? Yakutiye bölgesinde, merkezde, Cumhuriyet Caddesi'nde. Erzurum evleri çevresi, aynı. Bilinen bir lokasyon. Tabii yerdeyiz. Ki. Tesis büyük bir yer. Aynen, 650 metrekare. Güzel. Kaç kişi alıyor diyorsunuz burada ortalama? 200 kişi ama isteğe göre, arz talebe göre artırılabilir. İlave sayı, sandalye, masa ekleyebiliyorsunuz. Çünkü yeriniz geniş ve rahat. Aynen. Evet, şimdi evet, burada güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. İsmi nereden giriyor bu konseptle birlikte? Atölyemiz var. Atölyede müşterilerimiz ahşap objeleri alıp biz boyasını bize hediye ediyoruz. Boyayıp kesebiliyorlar, biçebiliyorlar. Zaman geçirsinler. Arkada bir atölye var. Aynen. İlginç bir konsept. Nereden aklınıza geldi? Öyle doğaçlama yani. Böyle bir benzerini gördüm de tabii onunla çok alakası evet, yok. Evet. Yani insanlar aslında bir nevi buraya gelip eğlenirken, yiyip içerken de aynen, yeteneklerini mi keşfediyorlar? Aynen, aslında öyle. Bir nevi tabii, oluyor. Tabii. Yani tamirhane kafesi, kafe ismi de oradan geliyor anlamına. Aynen. Peki şimdi bu keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alalım. Sizi kısa süreçte de olsa 10 ay dediniz. Aynen. Bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Hem Erzurum halkına hem öğrenci kardeşlerimize, burası Atatürk Üniversitesi'nin aynen, yoğun bölge. Herkes için, herkese teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. Biz de onları severek hizmet ediyoruz. Yani kesinlikle kimseyi yüzü asık çıkartmak istemiyoruz. Evet, evet. Erzurum halkı olsun, öğrencilerimiz olsun, hepsi var olsun. Teşekkür peki, ediyoruz. Peki, peki. Tabii buraya geldikten sonra buradan güler yüzle ayrılıp size bir teşekkür kesinlikle etmeleri. Bu da size bir onun için uğraşıyoruz. Hoşnut kazandırıyor, kesinlikle, bir keyif veriyordur. Peki ben size ailenize, anneniz diyorsunuz, kardeşimiz burada dediniz. Bütün aile bireylerine ve çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah böyle ilerleyen zamanda o şubeleştik mi, markamızı büyüttük İnşallah mi, yeni röportajlarda, tabii, yeni yerlerde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi şu anda Dadaşlar Diyarı, Erzurum, Yakutiye'deyiz dedik. Bir eğlence durağından bahsettik. Tamirhane kafası, kafeden firmamızın genç kurucusu beyefendi Eren Öztürk'ten aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın. Müzik